Selam beyler, bugün Scooter ile güzel bir video ile beraberiz. Biliyorsunuz son videomuzda ön tarafı basmıştık. Ön taraf şu an bu şekilde. Çamuru da takacağız. Çamurluk çıktı şu an ama. Çamurluk için pay var. Ön kaportasını falan taktık. Bugün de arka tarafı basacağız. Şimdi ben amortisörleri falan çıkarttım. Amortisörler burada. Burada bir kirkomuz var. Bunu şimdi kaldırıp ayarladım ben burayı. Şöyle profil kestik, koyduk. Yeşil. 30-30 mu ne? Aynen. 30-30 galiba bu profil. Şöyle deliklerini falan ölçtüm, büstüm, ayarladım. Şimdi bunu da diğer tarafa takacağım. Sıfırdan videosunu açmak istemedim. Çok sıkılırsınız diye. Çünkü kesme biçme işleri vardı. Fazla uzatmak istemedim videoyu. Zaten basma videosu yeterince oldu. Kanalda sarmamaya başladı artık. Kabak tadı vermeye başladı. O yüzden bunu da hızlı bir şekilde basacağız ve skuterin basık şeyi aradan çıkacak. Şu anda bakın ön arka dip basık bu şekilde oldu. Burada deponun bir muhafızası var. Birazdan göstereceğim şunları taktıktan sonra. O yüzden daha fazla basamıyoruz. Yani depo değiyor. Ha, basılmaz mı? Basılır. Depoyu ön tarafa bir yere çekersen orası boşa kalıyor. O zaman basabiliriz. Şimdi şöyle orijinal bir vidası var. Yuvatası. Şöyle üst tarafına takıp yuvatasını atacağım. Ondan sonra alt kısmını takacağız. Sonra işlemimiz bitecek. Biraz sıkıntılı oldu. Videoyu başından açmadım. Şimdi bile oyalandırıcı işler var, o yüzden açmadım yani. Tamam, bir de bak. Sen şimdi bu cumartayı takarken uğraşacağım. Zaman kaybı. Evet, böyle üst kısmı sıktık. Şimdi alt kısmı sıkacağız. O da şöyle bir geçmeli sistem. Ha. Çok az şimdi diğer tarafa kirko koydum ben. Onu kaldıracağız. Tam deliğe getireceğiz. Güzel oturalım. Kaldırdık. Çok az daha. Yuvatasını sıktık. Arkasına bir tane de pul somunu attık mı? İşlem tamam. Yarın da egzozunu deleceğiz, boşaltacağız. Şimdi kirpoyu indiriyorum. Baskı hali bu şekilde. Tam olarak bu yani. Şöyle detaylı göstereyim. Selemizle kapatalım. Şu anda basık hali tam olarak böyle. Yeteri kadar oldu bence. Şöyle hatta bir indireyim aşağıya doğru şöyle. İleride daha çok belli olur ne kadar basık oldu. Efsane oldu ya. Şuradaki ayaklık takma yerleri kesilecek. Şurası fazladan aşağıda. Yere iki parmak. Burası kesilecek. Onun haricinde ön tarafa doğru. Öndeki tampon da üç parmak. Yeteri kadar basık oldu. Bundan sonra kaportaya gireceğiz arkadaşlar. Şaseli işlerimiz bitti. Hani basacağız dedik, bastık. Şaseli yapacağımız başka bir işlem yok. Bundan sonra kaportaya gireceğiz. Kaportaya makyaj olacak tamamen. Şunları büyük ihtimal dediğim gibi sıfır alacağım. Ön taraflara daha ne yapacağız bilmiyorum. Onları da sıfır alabilirim. Bu videodan sonra egzoz videosu gelebilir. Boşaltabiliriz falan fistan. Sonra mobiletle ilgili videolar gelebilir. Onları da yorum kısmına yazın. Hangisini istiyorsanız sırasıyla gelecek. Şöyle kaldıralım şimdi. Hoppa, az kalsın gidiyordu ha. Baskı oldu, şimdi ayaklık tutmuyor.
kristal gibi bir şey yani. Çok dik duruyor motor. Böyle yatık olması lazım, çok dik duruyor. Orada ayarlayacağız. Arkaları bir sıkayım ben ya. Şimdi arka cıvatalarını sıktıktan sonra işlemimiz bitecek. Ama sonra da burada. Bunlar da kenar atıyorum çünkü lazım değiller. Bir tane daha hemen onu çalalım. Evet beyler, şimdi iki tarafı da sıktım. Şu bahsettiğim depo olayını göstereyim. Şurayı görüyorsunuz. 1 milim falan bir boşluk var şu saçla çamurluk arasında. Bak. Şu an 0'a 0 basık yani, makine daha aşağı basılamaz. Bastırdığın zaman depoya dayanıyor. O da bir çukura sert girdiğin an deponu delebilirsin anlamına geliyor. Şu anda dip basık bu şekilde oluyor yani, makine daha fazla basılmıyor. Şurayı şöyle kesmek durumunda kaldık. Onu da göstereyim. Basmak isteyenler olur. Üst tarafı kesiyorsun. Şurada bir ovallık olduğu için boruya profile girmiyor. Diğer tarafta öyle bir sorun yok. Diğer taraf direkt geçiyor. Onluk matkabucuyla delip dörtlük somun atıyoruz. Civata somun. Üst tarafları orijinal zaten civataları, somunları. Şöyle. Şurası. Basmak isteyen de böyle bir 30-30 profille basabilir. Şimdi indirip üzerine oturmak istiyorum. Oturalım bakalım motorun şeyi nasıl oldu. Uf, harbi dip basık oldu yalnız ya. Yılan oldu. Tokyo. Abart egzoz yapacağız bunu. Deleceğiz. Sessiz hiç çıkmıyor. Bak hatta videodayken bir çalıştırayım. Bayağı sesini duymuyorsunuz durumunda. Makine tek marş ya. Tek marş. Akü lazım. Akü olduktan sonra marşı bağlayacağız. Akü yok şu anda. Saat. İndirelim bakalım aşağı. Bir de üzerine oturalım. Basık olduk lan. Çok alçak olduk. Ayaklarını dayadım şu anda. Tekrardan kaldıracağım. Düğmemize basıyoruz ve stop ediyoruz. Kontak da kapalı kalsın. Evet. Makine bu şekilde oldu arkadaşlar. Bayağı bir basık oldu. Harbiden üzerine oturunca hissediyorsun yani makinenin basıklığını. Ateş ediyor ya. Jantları var ya, böyle bembeyaz yapasım var. Ama kaportanın rengini değiştirmek lazım. Ya kırmızı kaporta beyaz jant olacak.
Ya da jantların rengi tazelenecek. Çok kötü çünkü. Gördüğünüz gibi. Onlara bir ara bir ayar çekeceğiz. Arka fren şeyini iptal ettim. Şimdi o sol güdondaki manet falan söküp atacağım. Fazlalık her şeyi söküp atacağım. Arka fren bayağı sorunlu bunun. Bir türlü ritim tutmadı. Çok uğraştırdı. Artık ön frene devam edeceğiz. Bu tarafta neyi gösterecektim ben? Ayaklarını yamulttum. Şu dibinden. Şuradan yamulttum şimdi. İnşallah kopmaz. Bayağı bir eğdim çünkü. Şöyle dikkat bakalım. Resmen yan duruyor şu anda. Bayağı bir basıldı ya makine. Şu an bu şekil idare eder. Artık skuterin basma videosu gelmeyecek yani. Sıkılmaya başladık basma sürekli. Arka arkaya peş peşe basma videoları attık. Skuterin işlem bitti. Sadece mobiletin aynı şekilde arka tarafı basılacak. Başka bir basma videosu olmayacak şu anda kanalda. Ondan sonra bir ara yine bir Peugeot ya da böyle Mace tarzı ya da Java gibi bir motor arayışına geçeceğiz hurdacılara. Daha doğrusu ne bulursak onu geçeceğiz. Elimize alacağız yani. Konuşamadım. Ne bulursak yine hurda yani. Hurda motor bulacağız yani. Bunlar bittikçe yenisini getireceğiz arkadaşlar. Tam gaz motor toplamalara devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Şunu indireceğim ben bir tur açacağım. Ondan sonra kas kamerasıyla bir ara size vlog açacağım. Ama bugün değil yani bugün dediğim gibi kaskımı yıkadım. Onun için bir ara vlog atacağım. Çamurluğunu falan takacağım yani çamurluğu falan da burada. Çamurluğunu falan takacağız. O sol maneti iptal edeceğiz. Gidonda bir nikel gidon var. Uydurabilirsem onu uyduracağım. Uyduramazsam başka bir şey bakacağız. Yavaş yavaş gene bir şeyler yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Şase bitti daha. Geri kalan her şey duruyor. Daha yapacağımız çok iş var. Yani skuterin işi bitmedi. Böyle bilmem yani bu motora. Özellikle şuralar şöyleyken. Bu ya değişecek ya kaplama yapılacak. Bir şey işlem yapılacak yani. Neyse şimdilik bu kadar diyorum. Arka tarafını bastık. Gayet güzel oldu. Beğendiyseniz videoya like atmayı ve yorumlara fikirlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.